Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi uzun zamandır biliyorsunuz yaklaşık bir aydır video atmıyorum. O da yoğun çalışmaktan ötürü. Şimdi Göççü Gemra. Bunun bir videosuna hemen bir göz gezdirdim. Dedim sizleri de fazla bekletmeyeyim. Instagram'dan falan sağ olun yazıyorsunuz. Al karısı bilmem ne çocuk boğan cin vakası mı neymiş? Al karısı biliyorsunuz her yerde geziyor. Bütün kanallarda geziyor. Ama şöyle bir şey var. Al karısı ağızdan bağırmıyor. Büzükten bağırıyor. O çıkan sesler tam büzüğünden. Ama dikkat edin, bazı seslerde sonradan eklenmiş kayıtlar. Yani o lavuğun, o dallamanın çıkardığı sesler değil. Sonradan eklenmiş. Belli yani. Zaten dikkatli dinlediğiniz zaman belli. Hadi onu da geçtim. Şimdi şu detayı vereyim. Belki anlamak isteyenler anlar. Anlamak istemeyenler zaten anlasa da anlamamazlığa gelir. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu adam, bu dümenci gidiyor mesela ne yapıyor? İfrit cin, ondan sonra Müslüman cin, ondan sonra dehşet verici bilmem cart curt cin, takla atan cin, takla atarken büzüğü tavana yapışmış cin. Habire video çekiyor, değil mi? Peki hiç dikkat ettiniz mi? Müslüman cin videosunda aynı peruk. İfrit de aynı peruk. Dehşet verici de aynı peruk. Hatta bir ara kırmızı bir entare giydirmişti soytarının birine. Hatırlarsınız. Yüzünü de siyaha boyamış. Onda da aynı peruk. Lan acaba hiçbiriniz demiyor musunuz? Ya arkadaş. Habire cin gösteriyorsun. Habire cin gösteriyorsun. İyi güzel hoş. İyi de her gösterdiğin cinde bu peruk var. Bu cinler bu peruğu acaba aralarında birbirlerine ödünç mü veriyorlar? Ya bunu hiç kimse sormuyor. Yargılamıyor, sorgulamıyor mesela. Niye? Alın size güzel bir detay kardeşim. Adamın çektiği bütün cin videolarında hepsinde aynı peruk. Müslüman da aynı peruk kullanıyor. Kafiri de. Ondan sonra ifriti de. Takipçisini götürüyor kenarda otların üstüne büzüğünü koymuş halde durup da sallanan cini de. Hepsi aynı peruk kullanıyor. Hiç mi demiyorsunuz? Lan arkadaş nasıl oluyor? He demezler. Çünkü işlerine gelmez. Aslında diyorum ya anlayanlar anlıyor ama anlamamazlıktan geliyorlar. Çünkü kandırılmak, enayi yerine konmak hoşlarına gidiyor. Yok Ermeni mezarlığı, yok bilmem ne mezarlığı. Buna devam edeceğiz arkadaşlar. Bu Küçük Emrah aslında o kadar şey bir insan ki bir bebeğe küfür edebilecek kadar aciz bir insan bu. Gerçekten söylüyorum size. Yani düşün ya bebeğe. Onu da göstereceğim. Daha önce sağ olsun bir Instagram kanalında canlı yayında konuk almışlardı beni. Orada bazı şeyler gösterdim insanlara. Görenler bayağı bir şok oldu. Bunun bir bebeğe küfür ettiğini de göstermiştim. Orada da bayağı bir buna saydıran olmuştu. Şimdi çıkıyorsun, Kur'an okuyorsun, onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Özelden seni davet eden adama bebeğe, ona, buna, her şeye küfür ediyorsun. Nasıl oluyor? Hepsi bende mevcut. Hepsi bende duruyor. Şimdi ya bir insan düşünün bebeğe küfür eder mi kardeşim? Ben hayatım boyunca hiç yani böyle bir insanla karşılaşmadım. Adam bir bebeğe küfür ediyor. Ondan sonra utanmadan çıkıyor. Vay efendim sesimden Kur'an okudum. Onu yaptım bunu yaptım. Sesinden Kur'an okuyorsun özellerde bebeklere, anaya, babaya, avrada küfürler ediyorsun. Nasıl olacak? Ya böyle bir aşağılık adamsın işte. Söylesene. Çıktı desene evet ettim. Ulan ben bile sinirlendim de öyle bir küfür etmiyorum. Şimdi dediğim gibi abi bakın böyle video çekmek için nereye giderseniz gidin. Yani video çekiyorsunuz ya cin görmek için nereye giderseniz gidin. Hiçbir şekilde kameraya gösteremezsiniz. İmkanı yok. İmkanı yok kardeşim. Şimdi bunlar her hafta bir yerlere gidiyor. Çekim yapıyor. Her hafta insanlara bilmem ne ciniyle karşılaştık. Bilmem o ciniyle karşılaştık.
Ve bir de utanmadan bir videosunda da tutup cini ateş ediyor. Sen kimsin lan? Kimsin oğlum ki? Ya delikanlı adam. Ben anlamıyorum abi. Herkes diyor ki işte adresini belirliyor, adresini bulduk, şunu bulduk lan. Bir Allah'ın kulu da adresime gelmiyor. Nasıl oluyorsa anlamıyorum. Çünkü müzik pırçık pırçık ediyor. Artık böyle olmuş. Artık böyle olmuş bunların müziği. Pırçık pırçık ediyor arkadaşlar. Ben anlamıyorum oğlum. Bırak lan cini ateş etmeyeyim, ateş etmeyeyim. Ben seni delikanlı gibi davet ettim. Gel dedim gidelim. Bak şurada dedim. Davet etmeme rağmen bir bebeğe küfür ediyorsun. Çıkıyorsun ondan sonra vay efendim. Vay efendim işte arkadaşlar. Kendi sesimden Kur'an okudum. Yok kendi sesimden şunu yaptım. Ne yaptın kendi sesinden? Yani insanlara çıkıp da ben Kur'an okudum, ben onu yaptım diye. Arkadaşım ben her yere gidiyorum. Çoğu zaman gidiyorum, gezmek için gidiyoruz. Yeri geliyor. Ormana, semaver yakmaya gidiyoruz arkadaşlarla. Yeri geliyor ya. Gidiyoruz, semaver yakıyoruz. Abi, hayvan sesinden başka hiçbir ses duyamazsınız. Yok çünkü. Ya köpek avlar, ya boş arazi, ya köpek avlar, ya kedi mi avlar, ya yılan sürünür. Başka bir ses yok. Ya baykuş uçar, kuşlar uçar. Onun dışında başka hiçbir ses yok arkadaşlar. Duyamazsınız. Ve cinler öyle kamera meraklısı da bir varlık değildir. Sana gözükecekse sana öyle bir gözük ki elinde kamera dahi olsa imkanı yok. Elinde kamera dahi olsa imkanı yok. Çekemez. Sana konuşacaksa sana konuşur. Yanındaki soyutları da duyamaz. Eğer sana konuşacaksa. Şimdi biz bunları söylüyoruz. Görünmez diyoruz. Konuşacağı insana konuşur diyoruz. E biz şimdi bunları söylerken yanlış mı oluyoruz? Ya da bunları bilen bir insan acaba bunları her bilen insan şunu merak ediyor. Hoca mı oluyor? Çok merak ediyorum ya. Bunları bilen insanlar hoca mı oluyor arkadaş? Yok. Ulan araştırın. Araştırmak yüzüğünüze gelmiyorsa soruşturun. Sorun. Ne bileyim ya. Cami hocasına sorun diyoruz. Yok. Tuttuk. En güzel hocaya sorduk. Çok güzel bir şekilde aydınlattı. Ona rağmen hala kalın kafalar var. Yalamalar var. Anlamıyorlar. Bunları da ateist istediğiniz zaman da tabii zorlarına gidiyor. Oo, yapıyorlar. Cinlerle uğraşmak, iletişime geçmek İslamiyet'te, bizim dinimizde yasak mı arkadaşlar? Yasak mı? Yasak. Bizde yasak. Şimdi yasaklanmış bir şeye sen üstüne gidersen ne yapmış olursun? Allah'a şirk koşuyorsun. Bunu da söylüyoruz. E bu da doğru olan bir şey. Allah'a şirk koşmak. Lan bir cumaya gittiğiniz zaman bir hocayı açın da gösterin. Bak bunu yapıyor diyeyim. Bakalım o ne diyecek size ya. Bana katılmayabilirsin kardeşim. Bana hak vermeyebilirsin. Normal. Ben ona bir şey demem ki. Ama gider bir araştırırsın. Bir cami hocasına bir sorarsın. Onun bir fikrini alırsın. Bakalım cami hocası size o videoda cin diye gösterdiği dallamaya cami hocası ne diyecek? Ama çoğu çekiniyor. Niye? Salak yerine konacağı için, doğruları duyacağı için hocadan işte hiç işlerine gelmiyor. Fırsatları olmuyor, zamanları olmuyor. Ya adam al karısı ciniymiş. Habire kafadan kapıdan kafasını uzatıyor. Vararara yapıyor. Bunu yapıyor. Zaten çoğu dediğim gibi sonradan eklenmiş ses kayıtları. Kesinlikle inanmayın. Habire böğürüyor. Bir de o peruğu giydirdi de hani erkek. Düşünün yani. Erkek. Hani hocamızın dediği gibi şeytanlaşmış insan topluluğu işte. Bunlar şeytanın askerleri kardeşim. Bugün çıkıp işte vay efendim kendi sesimden Kur'an okudum onu bunu yaptım. Özellerden bebeklere sövmeler. Küfür etmeler. Onu topluluk kısmında yayınlayacağım arkadaşlar. Görürsünüz yani. Bir bebeğe küfür eden soytarıyı görün yani. Böyle bir namussuzlar işte. Lan ben anlamıyorum ya, yemin ediyorum hani bir insan ya sorar ya. Sorar kardeşim bugün
Aklınıza takılan bir şey olur. Tamam, karşındaki bir insan sana bir fikir sunar. Ya da bir şey söyler, ona katılmayabilirsin. Ama en azından soracağın yollar varsa da sorarsın. Ararı mutluluk etmeye gerek yok. Sorar bir fikir alırsın. Ya biz bunu izliyoruz. Bu nedir? Dersin. Ya ona da gelmiyoruz. Şimdi adam gibi eleştiriyoruz. Yemiyor. Başka türlü eleştiriyoruz. Yine yemiyor. Oğlum ne ona geliyorsunuz ne buna geliyorsunuz. Korkaksınız hepiniz lan. Hepiniz korkaksınız. Alayınız korkaksınız. Başka bir şey değil. Arkadaşlar bunun videolarına gömmeye devam edeceğiz. Dediğim gibi bu aralar işte yoğunluktan ötürü video atamadım ama dediğim gibi elimizden geldiği kadar sonuna kadar devam. Sonuna kadar bombalamaya devam. Bunlara prim vermeyin. Şikayet edin kardeşim. Videolarını üşenmeyin. Girin, durdurun, şikayet edin, çıkın. Yanlış bilgilendirme, tehlikeli eylem, spam ne olarak istiyorsanız şikayet edin. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Dediğim gibi sonuna kadar durmak yok, devam.